Efendim biraz da inşaat sektörünü konuşacağız. İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği bundan böyle her ay sektör endeksini yayınlayacak. Türkiye İmsat Danışmanı ve Ekonomik Stratejik Araştırmalar Şirketi Başkanı Doktor Can Fuat Gürlesel tarafından hazırlanacak endeks sektör temsilcilerine yol gösterecek. Türkiye İmsat Başkanı Fethi Hinginer bu akşam ana haberde stüdyo konuğumuz. Fethi Bey hoş geldiniz. İnşaat Malzemesi Sanayi Endeksi. Evet. Sanıyorum beraber Bloomberg EYT olarak ortak işbirliğiyle yayınlayacağız. Hı-hı. Nedir bu endeks? Niçin yayınlanıyor? Bize biraz bahsedin lütfen. Tabii ki. Barış Bey beni davet ettiğiniz için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Tabii bir teşekkürüm de Bloomberg camiasına çünkü biraz sonra konuşacağımız endeksi bundan sonra her ay Bloomberg televizyonunda yayınlamak üzere de bizlerle işbirliği yapmayı kabul ettiği için televizyonumuza da teşekkürlerimi sunmak istiyorum. İnşaat malzemeleri biliyorsunuz Türkiye'de inşaat sektörü lokomotif sektörlerin başında gelen ve oldukça geniş bir sanayi ve istihdam grubuna da hitap eden bir sektör. Dolayısıyla bu sektörün gidişatı hem Türkiye'de hem yurt içinde hem uluslararası camiada büyük bir dikkatle takip ediliyor. Biz de Türkiye İmsat olarak bu sektörün mevcut durumunu, geleceğe dönük çalışmalarını değerlendirecek bir çalışmayı başlatma kararı aldık. Hı hı. Ve yaklaşık 1,5 yıl önce inşaat malzemeleri endeksi oluşturmaya ve bunu kamuoyuyla paylaşmaya karar verdik. İlk bir yıl bu çalışmayı kendi bünyemizde, kendi içimizde test ederek geliştirdik. Yani bir öncesi var bu çalışmanın, bir test süreci var. Evet, 2013 yılından bu yana bu çalışmalar devam ediyor. Sizin de belirttiğiniz gibi Can Fuat Gürlesel hocamızın başkanlığındaki bir grup çok ciddi bir şekilde inşaat sektörümüzden birliğimizin, derneğimizin üyesi olan yaklaşık 100 kuruluşa her ay belirlenmiş sorular gönderilerek görüşler alınıyor ve bu endeks çalışmaları bu şekilde ortaya konuyor. Hı hı. 100 firmayla aylık anket metoduyla yapılıyor sanıyorum. Değil mi? Evet. Hazırlık çalışması da 15 ay sürmüş. Evet. Bu yeni endeksi yayınlayacağımız. Evet. İlk ne zaman yayınlanacak bu? Şimdi aslında biz kendi içimizde yayınlamaya başladık ve son 3-4 aydır da bunu Anadolu Ajansı vasıtasıyla da kamuyla da paylaşmaya başladık. Hı hı. Hatta geçtiğimiz birkaç ayda Bloomberg'in diğer ekonomik değerlendirmelerinde İmsat endeksini de yani değerlendirmelerde kriter, hı hı, olarak aldığını da belirtmek isterim. Hı hı. Nasıl endeksin biraz içeriğine bakalım isterseniz. Tabii ki. Neler içeriyor, nasıl hazırlanıyor, hangi verileri içeriyor, bundan biraz bahsedin. Endeks esasında 3 ana başlıkta ve, hı hı, bir de genel değerlendirme olarak toparlanıyor. Birincisi ilk faaliyet endeksi, yani içinde bulunduğumuz dönemin faaliyet bilgilerine ilişkin sorulardan oluşan bir cevaplarla bir endeks oluşturuluyor. Yani mevcut faaliyetin gidişatında ilerleme, gerileme veya ne olduğunu takip edebiliyoruz. İkincisi inşaat sektöründeki çok önem verdiğimiz güven endeksi. Hmm. İnşaat sektörüne duyulan güven gerek sektör içindeki firmalardan veya ya tabii ki sektör içindeki firmaların dış ilişkilerden de aldıkları bilgilerle sektöre duyulan güvende iyileşme mi var yoksa geriye gidiş mi var, bunu takip ediyoruz. Üçüncü endeksimizde beklentilerle ilgili, yani özellikle yakın gelecekteki beklentilere dönük sorularla da inşaat sektörünün geleceğini, hı hı, öngörmeye çalışıyoruz. Ve bütün bunların hepsinden de oluşan bir bileşik endekste inşaat sektörünün genel durumunu, hı hı, bizlere vermektedir. Fethi Bey bu güncel grafik sanıyorum değil mi? Evet. Sizin Barış Bey, hazırladığınız ve bir süre önce yavaş yavaş kamuoyuna duyurmaya başladığınız endeksin daha geçmişten hazırlık, 15 aylık hazırlık aşamasında, aynen, kendi içinizde, evet, yaptığınız, evet, endeks. Son dönemde özellikle 2014 Mayıs'tan itibaren ben grafiğe bakıyorum. Sanki, evet, aşağı yönlü bir miktar
geliş var. Maalesef diyeceğim öyle yani aşağı yeni, yönü. En son güncel veri açıklanmadan önceki durumu sizden rica edelim. Nasıl son durum? Biraz bize bundan bahsedin. Şimdi tabii biz şu anda aslında Temmuz ayının endeksini de burada belirtmiş oluyoruz bu ayki raporumuzda. Tabii ki Türkiye'nin özellikle son dönemlerde içinde bulunduğu özellikle siyasal durumun bu endekse yansıdığını da görebiliyoruz. Yani gerek komşu ülkelerimizle olan maalesef savaşlar, gerek yani onların savaşlarının bize yansıyan olumsuzlukları, gerek bizim iç siyasi gelişmelerimiz, son iki yılda yaşadığımız birkaç seçim, en son bu yıl Haziran ayındaki seçim dahil, hepsi endekse gerçekten yansımış durumda. Biraz da tabii seçim sonuçları ve bugün gelinen, yani son bir aydır olan gelişmeler sonucunda endekste de bir geriye gidiş olduğunu görüyoruz. Hı hı. Bir miktar inşaat sektöründe son bu siyasi belirsizlik maalesef koalisyon çalışmaları başarısızlıkla sonuçlandı. Türkiye yeniden seçime gidiyor. İnşaat sektörünün durduğunu mu söyleyeceğiz bu noktada, gerilediğini mi, yoksa ya siyaset bir şekilde kendi yolunu bulur, su yolunda ilerler, bir şekilde hükümet kuracak, Türkiye hükümetsiz kalmayacak, biz tabii işimize bakalım noktasında mı oldu inşaat sektörü? Çünkü siz inşaat malzemecileri derneği, yani ana beslenen inşaatların, aynen, gördüğümüz binaların beslenen damarları sizde, köprülerin, yolları. Kesinlikle öyle. Nasıl baktınız bu sürece? Barış Bey, gerçekten inşaat sektörünü değerlendirdiğimiz zaman büyük bir lokomotifin hareketi gibi izlememiz gerekiyor. Çünkü çok geniş bir sanayi grubuna hitap ediyor. Ülkenin çok büyük faaliyetinin de yansıması bu sektörde. Dolayısıyla özellikle iç siyasal gelişmeler de tabii burada önemli faktörler. Hı hı. Biz özellikle 2015 yılının ilk aylarından itibaren sektörde bir duraklama olduğunu görüyoruz. Aslında 2014 yılına baktığımız zaman inşaat ruhsatları bizim için en önemli göstergelerin başında. İnşaat ruhsatları. Evet. Ruhsatları. Yani yeni ev ya da yeni inşaat yeni, yapmak için alınan ruhsatlar. Evet. Bu ruhsatlar bizim için en önemli göstergelerden biridir. Ve 2014 yılında da ruhsatlarda bir ilerleme olduğunu görüyoruz. Fakat 2015 yılına girdiğimiz zaman doğal olarak yılın ilk ayları gerek mevsimsel, yani kış şartlarından, gerekse bu belirsizlikler dolayısıyla bir duraklama gösteriyordu. Bütün bunlara karşı bizim genel olarak duruşumuz ve beklentimiz inşaat sektörünün küçük dalgalanmalar dışında olumsuz etkilenmeyeceği yönündeydi. Bu görüşümüz halen devam ediyor. Onu özellikle belirtmek isterim. Çünkü Türkiye'deki inşaat sektörünün veya Türkiye'deki yapı konusunu ele aldığımız zaman Türkiye'de inşaat sektörünün daha uzun yıllar mutlaka çok canlı olarak gitmesi gerektiğini söyleyebilirim. Bunun da temel nedeni, hepimiz biliyoruz, Türkiye'deki mevcut yapı kalitesi maalesef çok yetersiz. Yetersiz ve yine başta kamu bakanlıklarımızın da belirttiği gibi özellikle bu kentsel dönüşüm yasasıyla da ortaya konan bilgilerden de biliyoruz. Yaklaşık 6,5 milyon konutun Türkiye'de yıkılıp yeniden yapılması, yenilenmesi lazım. Hı hı. Dolayısıyla inşaat sektörü açısından kötümser olacak bir durum görmüyoruz biz inşaat sektörü temsilcileri olarak. Ancak kısa dönemlerde bu seçim öncesi, seçim dönemi, seçim sonrası biraz da beklenmeyen gelişmeler, yani seçimden hemen sonraki ilk beklentiler hepimizin hatırlayacağı gibi kısa sürede bir koalisyon olabilir ümidiyle havası oluşmuştu, bir iyimserlik vardı. Fakat sonradan bu tıkanmaya doğru gidince şu anda hatta şunu da belirtmek isterim, biz seçimden hemen sonra bir 3 ayda bir yaptığımız değerlendirme toplantılarında bu konuları da dile getirmiştik. Burada da biz bu seçimden sonra eğer kısa zamanda bir uzlaşma ve koalisyonla hükümet kurulursa 2015 yılının kesinlikle daha iyi gideceğini dile getirmiştik. Ekonomistlerimiz ve hocalarımız da bunu ifade ettiler. Ama eğer 2015 yılı kayıp yıl olursa asıl bizim endişemiz 2016 da bu açıdan ciddi bir risk taşıyabilir diye de görüş belirtmiştik. Bugün biraz o noktadayız. Ancak bir olumlu şeyi daha söyleyebilirim. Seçimin 1 Kasım gibi çok uzun olmayan bir sürede
yenileniyor olması en azından bu tarihten sonra hızlı karar alarak hızlı bir siyasal toparlanma ve ona bağlı olarak da ekonomimizin genel ve inşaat sektörünün de genel gidişinin yeniden düzelebileceğini söyleyebilirim. Fethi Bey, şunu sormak istiyorum. Ekonomi camiasında da bu tartışma var. İşte yüksek kur, düşük faiz ya da düşük faiz yüksek kur tartışması var. Şu değerlendirmeleri hep duyuyoruz. Efendim, Türkiye'de inşaat sektörü çok önemli. İnşaat sektörüne dayalı belki büyüme politikası var. Dolayısıyla yüksek faiz inşaat sektörü için istenmiyor. Kur bir miktar yukarıya gidebilir. Türk lirası değer kaybedebilir ama önemli olan faiz deniyor. Şimdi şöyle soruyu sormak istiyorum size. Son dönemde işte dolar TL'deki hareketi gördük. Euro TL 3.5'a yaklaştı. Dolar TL 3 seviyesini gördü. Siz inşaat malzemecileri denli. Bir kez daha üzerine basalım söylüyorum. Kurun bu kadar yukarıya gitmesi de inşaat sektörünü örneğin olumsuz etkiliyor. Çünkü hep ne diyor? Yani yüksek faiz inşaat sektörünü olumsuz etkiler. Kurun yukarı gitmesi sizi olumsuz mu etkiledi? Olumlu yoksa olumlu mu etkiledi? O cepheden neler söylersiniz? Barış Bey, bu konuda ben geçen hafta yine bir başka toplantıda, programda bu konuda görüşlerimizi dile getirdim. Aslında çok da değerli ve önemli bir konuyu konuşuyoruz. İnşaat sektörü ve ülke ekonomisi açısından da. Gerçekten de inşaat sektöründe kur dalgalanmaları birinci sorun olarak nitelendirilebilecek bir konu değil. Bunu özellikle belirtmek istedim. Çünkü kur bir kere şunu soruluyor. Kurlar yükselince inşaat maliyetleri artar mı? Kesinlikle şunu belirtmek isterim. Türkiye'de inşaat malzemelerinin üretimi ve katma değerini göz önüne aldığımız zaman kur birinci konu değil bizim için. Çünkü ithal katkısı diğer sektörlere nazaran çok daha az olan bir sektör, inşaat sektörü. Dolayısıyla faiz burada gerçekten daha ön plana çıkıyor. Çünkü faiz inşaatın finansmanı, konut alımı dahil inşaatın finansmanıyla ilgili daha öncelikli bir konu ve biz inşaat sektörü sanayicileri olarak faizin yukarı çıkmasını daha büyük risk olarak görüyoruz. Bunu özellikle belirtebilirim. Peki, çok teşekkürler. İmsat Başkanı Fethi Hinginar, önümüzdeki dönemde Bloomberg ET İmsat ortak projesiyle inşaat malzemesi sanayi endeksini yayınlıyor olacağız. Sektörün son durumunu, güncel verilerini, beklentilerini izleyicilerimize aktaracağız. Ağzınıza sağlık efendim. Çok teşekkür ederim Barış Bey. İyi akşamlar. Sağ olun. Diliyorum. Efendim, ana haberin sonuna geliyoruz. Birazdan Süper Bulmaca karşınızda olacak. 22'de de küresel piyasalarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.